Herkese selamlar dostlar. 12 Eylül 2020 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 tane mücadelem var. Yine aynı şekilde videonun sonunda bir kombin önerisi yapacağım sizlere. Ve arkadaşlar sizlerin de beklediği üzere ve gelen mesajlar doğrultusunda sizlere forma çekilişi hakkında bilgiyi veriyorum. Ekrana gelsin. Dev forma çekilişi şeklinde zaten bildiğiniz üzere. Şimdi bir forma çekilişi yapıyoruz. Bu forma çekilişini arkadaşlar Golvar sponsorluğunda yapıyoruz. Bahsedeceğim şimdi kurallardan ve her şeyin cevabını vereceğim sizlere. Öncelikle nasıl katılacağım? Yapılması gereken iki tane kural var. Bunlar ana kuralımız. Birincisi Kangal Tips kanalına abone olup videoyu beğenmeniz ve bildirimleri açmanızdır. Bu ilk kuralımız. Çok basit. 2 saniyede hemen bunu yapabilirsiniz. İkinci kuralımız önemli bir kural zaten. Asıl önemli kural bu. Adını ve soyadını yoruma yazıp tuttuğun takımı belirtmek arkadaşlar. Örnek olarak da yazmışım ben bura. Ali Alioğlu Galatasaray şeklinde veya Veli Velioğlu Trabzonspor. Şunu da belirteyim. Sadece Galatasaray ve Trabzonspor forması veriyoruz. Ha şöyle bir şey var. Onu da hemen anlatayım. Beşiktaşlı, Fenerbahçeli arkadaşlarımız katılamaz mı? Katılabilir fakat biz dediğim gibi golvert Sponsorluğunda yaptığımız için bu işi sadece Galatasaray ve Trabzon forması veriyor. Adam Fenerbahçeli adam yazar ki Ali Alioğlu Fenerbahçe Galatasaray yazar fakat Fenerbahçelidir. Onu alır, kendisi satar. Bu da benim nacizane önerimdir. Yani kısaca herkesin katılırsa burada orijinal forma veriyoruz bu arada. Şimdi kaç tane forma veriyoruz ondan bahsedeyim. Arkadaşlar maçı Galatasaray tarafı kazanırsa 2 forma Galatasaray tarafına, eğer Trabzon tarafı kazanırsa 2 forma Trabzon tarafına. Maç berabere biterse toplamda 4 tane forma 2, 2 tane Galatasaray tarafına iki tane de Trabzon tarafına yani orijinal formayı burada dağıtıyoruz çok kolay dediğim gibi adını soyadını yoruma yazıp tuttuğun takımı belirtmek bu kadardı isim soyisim doğruluğu da zorunludur arkadaşlar gönderdiğimiz zaman ben o arkadaşa gönderdiğim zaman yorumlardaki isim soyisim ve gönderdiğim adres isim soyisim doğru olmazsa o zaman yedek tarihliye geçer. Onu da belirteyim. Ne zaman açıklanır arkadaşlar? Pazartesi saat 3'te ben Kangatus Instagram hesabından canlı yayınla açıklıyorum. Eğer canlı yayına katılamayanlar olursa Golvar.com sitesinden hemen onu da göstereceğim sizlere. Golvar.com sitesinden bulabilecek açıklama kısmında linki var. Ben zaten kuralları da aynı şekilde hem açıklama kısmına hem de e, yorumlara sabitleyeceğim. İsteyenler oradan bakıp da görebilirler. Hemen Golvar.com sitesinden bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar Golvar.com sitesi ekranda da gördüğünüz üzere bir haber ve tahmin sitesidir. 10 Eylül için ben mesela video çekmedim. Fakat Golvar.com'a ara ara ben de tahminler yazıyorum. Mesela Lorient Lil maçını tahmin yaptım. Başarılı oldu. mesela. Burada Lorient'in bir golüne geldim. Dakika 7'de geldi zaten. Hatta şurada gördüğünüz üzere yukarıda da haber var. 12.25 tarihini açıklamış. Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi. Burada haberleri de bulabilir pardon haberleri de bulabilirsiniz burada. Hem Şenol Güneş'in haberini mesela günlük iddia tahminlerinde bulabilirsiniz. Diğer editör arkadaşlarımız da burada zaten tahmin olarak sizlere içerik üretiyor. Umarım anlaşılmayan bir yerde yoktur diyerekten de maçlara geçiyorum. Sorusu olanlar yorumlara da yazabilir. Fakat gayet açık olduğunu da belirteyim. Forma çekilişi hakkında da son bir detayı söylemek gerekirse arkadaşlar eğer ilgi ve alaka yoğun olursa çok fazla olursa Golvarcom yöneticileri dedi ki biz İlgi ve alaka çok olursa biz bunu sürekli yapmak istiyoruz. Her derbi maçında bu şekilde forma dağıtılacak şeklinde söylediklerini de belirteyim. O yüzden arkadaşlar ilgi ve alakayı yoğun tutun. Dediğim gibi Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de taraftarlarda katılabilir. Fakat sadece Galatasaray ve Trabzon forması verdiğimizi tekrar belirteyim. Yorumlar 1 saat kala kapatılacak. Onu da belirteyim. Ben Instagram'dan kazanan kişilerle iletişime de geçeceğim zaten. Her şeyi açık bir şekilde anlattım. Siz sadece yorumunu yapmanız yeterli olacaktır. Geçelim maçlara. İspanyol Atletico Madrid mücadelesiyle başlayalım. Atletico Madrid son maçında arkadaşlar maçta şöyle göstereyim. Ligdeki mücadelesinde Villarreal ile beraber kaldı. Fakat muazzam bir baskı vardı. Ben tek bir istatistiği göstermek istiyorum. Atletico Madrid'in kullandığı korner sayısını göstermek istiyorum ben sizlere. Toplamda 16 tane korner kullandı. 0 tane Villarreal kullandı. Yani burada zaten çok şansa yenildi. Kaleci hatasına yenildi burada Atletico Madrid. Yenik düştü daha doğrusu. Ben burada yine baskılı bir futbol sergileyerekten de topu İspanyolun yarı sahasına yıkmasını bekliyorum. İspanyol takımı da burada ağırlıklı olarak defans oynayacaktır. Atletico Madrid'den gol yememeye çalışacaktır. İspanyol ne kadar direnirse ben Atletico Madrid takımının o kadar çok korner kullanacağını düşünüyorum. O yüzden burada en çok korner kullanacak takımı Atletico Madrid olarak değerlendirdim. Oran olarak da 1.49 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenler burada 1.49 gibi orandan değerlendirebilirler. En çok korner Atletico Madrid. İkinci maçım Sivas Spor ile Fenerbahçe mücadelesi. Eksikler var Sivas Spor'da. Özellikle Kayode'nin olmayışı burada kart cezalı. Çok büyük bir eksiklik. Çünkü Sivas Spor takımında Kayode gerçekten en istekli oyuncusu Kayode olduğunu söyleyebilirim. En azından hücum hattında öyle. Fenerbahçe'de Berisha ilk 11'de olabilir. Pelkaz da takıma döndü. Valencia belki yetişmeyebilir bu mücadeleye. Serdar Dursun'un süren bir sakatlığı var. Fenerbahçe burada üstün gelen taraf açıkçası... Fenerbahçe bu maçı kazanır diye düşünüyorum. Maçta da çok fazla gol olmaz düşüncesindeyim. Fenerbahçe alır. 4,5 alt yaptığınız zaman zaten Fenerbahçe ligde gol yemeyen takımlarından bir tanesi Beşiktaş'la birlikte az gol atıyor fakat kazanıyor. 4.5 altında bir yaparsanız bunu da 1.69 yani 1.70 gibi orandan mücadeleyi değerlendirmiş olursunuz arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'nin 2-0'lık bir skorla kazanmasını bekliyorum. Sivas Sporu eski Sivas Sporu değil formunda değil Fenerbahçe burada kaybetmeyeceğini düşünerekten de kazanmasını bekliyorum. 2-0'lık skorla 10 oranla 4.5 altında bir yaptım 1.70 gibi orandan alabilirsiniz. Milan Lazio mücadelesi. Lazio da Sarri gerçekten iyi iş çıkarıyor. Baktığımız zaman maçlarına da iyi bir şekilde başladı. Bir ta iki maçta toplamda 9 tane gol, at gol attı ve kalesinde de gol gördü. Milan da aynı şekilde güzel başladı. Her iki takım da zaten galibiyetle başladı. Milan takımı da kendi evinde 4-1'lik Cagliari galibiyeti aldı. Leo ile burada Giroud zaten ileri hatta iyi işler çıkartıyor. Slimakers aynı şekilde sağ açıktan etkili olaraktan da hücuma katkı veriyor Milan takımında. Ben burada her iki takımda defansif bir futbol değil de mutlaka her iki takımında pozisyonlara girmesini bekliyorum. O yüzden burada ideal tercihim her iki takımın birbirine gol atması ideal olacaktır. 1.44 gibi de bir oran açmışlar. Onu da değerlendirmek isteyenler burada hem Milan'ın hem Lazio'nun kendi oyun stillerini sergilerse rakip kalede mutlaka pozisyon bulmalarını bekliyorum. Kadrolara baktığımız zaman da zaten İbrahimovic belki bu mücadele olabilir veya olmayabilir. Kuru için sakatlı var. Ee, Oliver da bu maçta şüpheli durumda. Belli değil İbrahimovic ve şey fakat Leao ve ileri altındaki oyuncular iyi işler çıkartıyor. Lazio tarafına baktığımız zaman da zaten Immobile, Anderson veya Pedro bunlar zaten iyi iş çıkarıyor. Philip Anderson mesela güzel bir transfer oldu. Lazio için KG var bence gelecektir arkadaşlar. Bol şans. Trabzonspor Galatasaray maçı hakkında anlattım zaten forma çekilişini sizlere. İsim soy isim yazmanız ve Galatasaray forması mı istiyorsunuz? Trabzon forması mı da yoruma yazmanız yeterli. 4 forma verilecek. Berabere kalırsa bir takım galip gelirse galip gelen takımının 2 forması verilecek. Bu maçta da arkadaşlar ben Trabzonspor'un kolay kolay vereceğini düşünmüyorum. Şunu da belirteyim. Oranlar ilk açıldığı zaman da Trabzonspor 2.40 gibi orandan favori değildi. Galatasaray'ın 2.10 oranı vardı. Favori favoriydi Galatasaray favori değişti. Ben burada Trabzonspor'un açıkçası yenileceğini düşünmüyorum. Burada Trabzonspor galibiyeti gelebilir. Ben bu mücadelenin gollü bir mücadele geçmesini bekliyorum. Galatasaray'ın da Trabzonspor kalesinde gol bulmasını bekliyorum. İdeal tercihim burada KG var tercih olacaktır. Her iki takımın birbirine gol atması değerlendirebilir. Eğer yüksek oran isteyenler varsa ben şöyle sizlere bir yüksek oran önermek istiyorum. Maç sonu 1 ve 2.5-3 yaparsanız 2.75 gibi orandan değerlendirirsiniz. Çünkü benim kafamdaki skorda 2-1'lik bir Trabzon galibiyeti var. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım fakat objektif yaklaşıyorum. 2-1 skorun oranı 7.60. Değerlendirmek isteyenler isteyenler de sistem kuponlarına 2-1'lik skora göre değerlendirebilirler. Bol şans diyerekten de geçiyorum. Samsun Spor Keçiören mücadelesi. Samsun son maçında mağlup oldu. Sanırım Kocaeli'ye mağlup olmuştu. Aynen deplasmanda Keçiörenle oynayacak bir mücadelede Samsunspor'un burada e, bazı eksikleri vardı. Özellikle yeni transferlerden mesela Malatya'dan getirdikleri Fofana gerçekten bireysel anlamda Malatya'da çok iyi işler yapmıştı. Takıma döndü burada Samsun Spor'la birlikte. Hafta içinde antrenmanlar çıktı takım halinde. Ben burada Samsun Spor'un kazanmasını fakat Keçi öğreninde çok fazla gollemesini beklemiyorum. Samsun, Samsun Spor geçen haftanın telafisini burada yapacaktır. 4.5 altında bir yaparsanız burada Samsun'un galibiyetini almış olursunuz ve maçta 5 gol olmazla birlikte 1.52 gibi gibi güzel bir orandan değerlendirme yaparsanız güzel bir orandan almış olursunuz diyerekten de bol şanslar diliyorum. Lyon-Strasbourg mücadelesi. Arkadaşlar Lyon gerçekten güzel transferler yaptı. Özellikle nokta bir transfer olarak ben takıma çok yakıştırdığım bir transfer Şakir'i aldı. Shakiri gerçekten bu takıma gerçekten iyi işler yapacaktır. Fakat Lyon'un defans hattı gerçekten sıkıntı. Strasbourg'da arkadaşlar gol atabilecek bir takım Lyon'a karşı. Lyon son maçında galip geldi. Zaten bu da ilk maçında galip geldi. Mücadelenin golü geçmesini bekliyorduk. 1-0 Lyon kazandı. Kendi evinde artık Dembele olsun. Ve aynı şekilde güzel ileride kaliteli isimleri var. Bu kaliteli isimlerden şöyle baktığımız zaman da Ekambi ve Dembele, Dembele zaten başını çekiyor. Fakat burada Şakir'i oynarsa güzel olacaktır diye düşünüyorum ben Şakir'i. Paketa bu maçta şüpheli. Gelirse yetişirse artık döndüyse belki oynayabilir. Ben Lyon takımının burada 2 gol atmasını bekliyorum. Değerlendirmek istenen Lyon'un ev sahibi 1.5 üstüne alsın diyerekten de şöyle onun da oranı 1.41 hatta şuradan gösterirsem daha iyi olur diye düşünüyorum. Lyon maçlarda gerçekten 1.40 gibi orandan şöyle göstereyim. Lyon maçlarda çok fazla pozisyona giriyor. Dembele güzel değerlendirdi mesela son maçlarda. Eğer Şakiri de ilk 11'de başlatabilirlerse Lyon gerçekten iyi işler yapar. Strasbourg kalesinde bolca pozisyona girecektir. Fakat şunu da belirteyim. Lyon kendi kalesinde gerçekten çok fazla pozisyon veriyor. Zaten Strasbourg takımı da 3 defans oynayan bir takım. Kontrataklardan da çok fazla pozisyon veriyor. O yüzden Lyon'un burada atacağı 2 golü değerlendirdim. Roma Sassuolo mücadelesi, pardon şöyle geçeyim. Roma Sassuolo mücadelesi. Roma gerçekten iyi bir başlangıç yaptı. Jose Mourinho ile birlikte takımın defansı, orta sahası ve ileri hattı gerçekten iyi işler çıkartıyor. 2 maçta 7 gol attı. Kendi evinde Fiorentina'dan 1 gol yedi. Sassuolo da arkadaşlar iyi bir başlangıç yaptı. Masa bile şöyle söyleyeyim. Oyun olaraktan puan olarak çok fazla bir alamadı. 3-2'yi aldı. Berabere kaldı. Gerçi başarılı diyebiliriz. Oyun olarak da yeni teknik adamıyla birlikte iyi işler çıkaracağını gösterdi bize. Zaten Sassuolo'nun kadro kalitesi çok fazla kaliteli isimlerden oluştuğunu da belirteyim. Şöyle baktığımız zaman zaten ileri attığında Raspadori olarak Raspadori, Berardi ve Boga çekiyor. Eğer Boga biraz etkisiz kalmış, Boga biraz etkili kalırsa son maçlarda etkisiz kalmış. Bu maçta biraz daha etkili olursa ben Sassuolo'nun hücum hattında daha iyi işler çıkarabileceğini düşünüyorum. Roma'nın burada 2-1'lik skorak skorla kazanmasını bekliyorum. Fakat bir sürpriz çıkabilir açıkçası. Sassuolo'nun da gol bulmasını bekliyorum ben. KG var Vice'ini aldım. Çünkü Roma takımı kendi evinde önde oynayan bir takım. Arkada boşluklar bırakabiliyor. Dediğim gibi Berardi, Raspadori ve Boga gibi tehlikeli isimler var. Ve arkada da Lopez ve Fratesi gibi Uzun top ve derin topları atabilen kaliteli ayaklar olduğu için ben Sassuolo'nun da gol bulmasını bekliyorum burada. KG var bahsini alacağım aynı şekilde İtalya'ya. Değerlendirmek isteyenler burada karşılıklı gol var bahsini değerlendirebilirler. Real madrid santiago Vigo mücadelesi kombineme aldığım maçlardan bir tanesi Real Madrid mücadelesi. Neden mi? Hemen anlatayım sizlere. Arkadaşlar Real Madrid-Santiago Bernabéu'ya kavuşuyor. Yaklaşık 68 milyon euro'luk bir harcama yaptı. Ve stadın kapasitesini 82 bine kadar çıkardı. Bu maçta da Real Madrid'in burada 32 bin taraftarla sahada olacağını da söyleyelim. Yani 32 bin taraftarı önünde bu maça çıkacak. Real Madrid'in önünde bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi var. Onu da ondan da bahsedelim. Inter deplasmanına gidiyor ayın 15'inde. Bu maçtan iki gün sonra Real Madrid moralli bir şekilde gitmek isteyecektir. Stad'ın açılış mücadelesini yapacak burada. Santiago Bernabeu'nun yeniden açılışını yapacak. Celta Vigo'da iyi bir görüntü vermedi açıkçası. Ben burada Real Madrid'in e en az iki gol atarak kazanmasını bekliyorum. Skor beklentisi de ben baktım kendi baktım yaralandığım bir site var orada da. 2-0'lık bir skor çizmiş Real Madrid'de. Bence galip gelecektir burada zaten. Rotasyona gitmesini kesinlikle beklemiyorum ki zaten ligde şu an lider sırada 7 puanlı Avaraj'la önde. Arkasında Sevilla Valencia gibi takımlar da takip ediyor. Fakat Real Madrid'in ben bu mücadeleyi kazanaraktan da liderliği devam ettireceğini ve sürdüreceğini düşünüyorum. Santiago açılış maçında en az 2 gol atarak kazanır şeklinde aldım. 1.39 gibi orandan değerlendirdim. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir bu mücadeleyi. Genk'le ismini zor söylemekte zorlandım. Gillo ise takımı mücadele edecek. Genk takımını ben gerçekten iyi izledim ve analizledim. Şöyle söyleyeyim. Genk'in maçları gerçekten gollü geçiyor. Zaten her iki ekibin oynadığı son maçlar da gollü geçmiş. Şöyle 4-4'lük bir mücadele var Ocak ayında oynanan mücadele. Ben maçın gollü geçmesini bekliyorum. Genk'ten dolayı bakın deplasman bir gol atarsa üstü bence gayet güzel bir şekilde gelecektir. Eğer deplasman atamazsa bile ki zaten deplasman takımı lider takım. Pardon, kulübümüz maç fazlarıyla geçmiş bakın eğer kazanırsa Deplasman burada liderliği tekrar alacak oynadı 6 maçta 13 tane attı 5 tane yedi Genk'in bir Avrupa seansı vardı Avrupa seanslarından dolayı ligdeki ilk 2 maçını kazanamadı puanlar bıraktı fakat sonradan lige güzel bir şekilde döndü ki zaten son Andalya mücadelesini de takip ettim son dakikalarda attı golle kazandı dakika 88'de atmıştı yanlış hatırlamıyorsam mutlaka doğrudu diye düşünüyorum ben Genk takım arkadaşlar burada gollü bir maça imza atacaktır diye düşünüyorum. Avrupa maçı, maçları var Genk'in. Onu da belirteyim. Ee, aynen. Ayın 16'sında Rapid Vien deplasmana gidecek. Burada deplasmanda bir gol atarsa 2.5 üstü bence gelebilir diye düşünüyorum. Ben zaten kombineye bunu da aldım. Real Madrid kombine yaptım. Bu şekilde bir kombine yaptım. Üst gelmesini bekliyorum. Abi, ekrana kombine versin. Dediğim gibi çekilişe mutlaka katılın arkadaşlar. Katılımlarınızı mutlaka yapın. Detaylı bir şekilde anlattım sizlere. Kombin önerimde ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar Real Madrid maçının ben Real Madrid burada en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Genk takımının da 2.5 üstte bitmesini bekliyorum. Real Madrid burada Santiago Bernabéu'nun açılışını yapacak. Açılış maçında kötü giden Sertavigo'ya en az 2 gol atması bence gayet ideal bir olacaktır diye düşünüyorum. Ondan böyle bir tercihe gittim. Genk takımına da baktığımız zaman da ben Deplasman takımı şu an ikinci sırada maç eksiğiyle birlikte iyi bir başlangıç yaptı. Aralarında oynanan maçlar golü geçiyor. Genk takımı önde oynayan takım tek başına üste götürebilecek bile takım. Genk'in 2-0 gibi bir gibi 2 küsur oranı var. Genk takımı kazanabilir, beraber edebilirler. fakat gollü bir maç beklesi, beklediğimi belirteyim. 1.43 gibi orandan 2.5 üstü alım Benim sizlere önerebileceğim ideal kombine budur. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Bol şanslar. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Görüşmek üzere.